Açılış konuşmalarını yapmak üzere Danışma Kurulu Başkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendiye sözü bırakmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın hanımefendi. Sözü size bırakıyorum. Emine Erdoğan'ın başkanlığını yürüttüğü Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu'nun ikinci toplantısı 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla dün çevrim içi gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Emine Erdoğan, Türkiye'de kamu kurumlarında başlayarak hanelere yayılan kompost uygulamasının ve toprak dostu organik gübre kullanımının dünya genelinde de hızla yaygınlaşması dileğinde bulunan Erdoğan, kurul olarak kompost alanında nitelikli yerel uygulamaları keşfederek yenilerini teşvik edebilmeyi öncelikli gündemlerine almak gerektiğine inandığını belirtti. İyi uygulama örneği olarak Türkiye'nin sıfır atık projesinin de uygulamaya geçmek isteyen ülkeler için önemli tecrübe ve bilgi birikimi içerdiğine işaret eden Erdoğan şöyle devam etti. Türkiye'de kamu kurumlarından başlayarak hanelere yayılan kompost uygulamasının ve toprak dostu organik gübre kullanımının dünya genelinde de hızla yaygınlaşmasını diliyorum. Kurul olarak kompost alanında nitelikli yerel uygulamaları keşfederek yenilerini teşvik edebilmeyi öncelikli gündemimize almamız gerektiğine inanıyorum. İyi uygulama örneği olarak Türkiye'nin sıfır atık projesi de bu uygulamaya geçmek isteyen ülkeler için önemli tecrübe ve bilgi birikimi içeriyor. 80 milyon nüfuslu, zengin, yerel ve bölgesel kültürün hakim olduğu ülkemizde topyekün başlamış bir seferberliğin kısa sürede ulaştığı başarılar diğer ülkeler için de ilham kaynağı olacaktır. Sıfır atık projemiz başta olmak üzere iyi uygulamaların ortaya koyduğu bir gerçek var ki o da sıfır atık sadece doğaya değil ekonomik kalkınmaya da önemli faydalar sağlıyor. Ülkemizde projenin başlangıcından bu yana 59.9 milyon ton atığı yeniden değerlendirirken 6 milyar doları ekonomimize geri kazandırmayı başardık.